Merhaba. Bugün çok değerli iki misafirim var, konuğum var. Aslında şöyle söyleyeyim, tabii dostlarım şu anda ama daha önceden yine birçok insanla dostluğum olduğu gibi bir hastalık nedeniyle yan yana geldik. Onları ben tanıştırayım, Veli ve Mehtap. Veli önceden benim hastamdı, şu anda şifa buldu, herhangi bir sıkıntı yok. Mehtap'ın da babası benim hastamdı. Ve kadere bakın ki Mehtap'ın babasının hastalığı döneminde tanıştı bu genç iki arkadaşım. Ve ondan sonra da hikaye şöyle devam ediyor. Bir işe giriştiler. Çok ilginç bir işe giriştiler ve butik düzeyde bir zeytinyağı üretimine başladılar. Didim benim için özel bir yer çünkü çok eskiden beri bildiğimiz bir yer. Rahmetli babamın orada işte evi vardı, hala orada var. Annem gidiyor. Didim bizim yazlığımızın olduğu yer. O nedenle çok sevdiğimiz bir yer. Bugün de beni ziyarete geldiler. Onlara çok çok teşekkür ediyorum. Bunlar da onların ürettikleri zeytinyağları zaten. Sağlık için önemli mi? Önemli. Yani kolesterolün düşürülmesi için yağlardan bahsedebiliriz. Bazen bana karaciğer yağlanması ile ilgili şeyler soruyorlar, kolesterolle ilgili. Kolesterol nasıl düşürülebilir? Kolesterol hayvanlar tarafından üretilebilen ve insan tarafından da üretilebilen bir yağdır. Zeytinyağı gibi bitkisel kaynak ya da fındık yağı ya da diğer ayçiçek yağında kolesterol ne kadardır? Sıfırdır, yoktur. Çünkü onlar üretemezler kolesterol. Ancak hayvanlarda üretilebilir. O nedenle karaciğer yağlanması olan insanlarda da ya da kolesterolü yüksek olan insanlarda da bitkisel kökenli yağları ve bunlar içerisinde en özeli de zeytinyağını tabii ki öneriyoruz. Ve ben çok konuştum ama ne diyorsun? Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk Cüneyt Hocam. Yani biz işte 3 yıl önce başlıyoruz hikayemiz. İşte hastalık vasıtasıyla tanıştık Meytab'ın babasının rahatsızlığından dolayı. Ondan sonra bir işletme kurabilir miyiz, ne yaparız, ne ederiz diye başladık. Bir de küçük bir butik işletme kurduk biz. Orada da yüksek polifenol değerleri olan butik üretim, araziden zeytin toplandıktan kısa süre sonra yani 8 saat geçmeyen sürede sıkıma geçilen ve onun sonucunda da yüksek polifenol içeren ve antioksidan özellikleri olan zeytinyağı üretiyoruz. Yani ben kendi hastalığım boyutunda da aldığım kemoterapilerden dolayı sabahları genelde 2 yemek kaşığı içerek hem bağırsak düzeyini hem kabızlığı ve bağırsakta olan diğer tüm şikayetleri giderecek şekilde zeytinyağını içmeye başladık. Şimdi bu işten sağlığımız geldikten sonra ticari boyutta hem meslek edindik hem de ticari boyutta bir kazanç elde ediyoruz. Sağlığımızda da bu şekilde. Yani tabii zeytinyağının etkisinin dışında tıbbi etkiler de var ama zeytinyağı da buna bir nevi tetikleyici etki oldu. Çünkü antioksidanlar sayesinde vücudun yenilenmesi, hücrenin yenilenmesinden dolayı bir etki sayesinde şimdi severek yaptığımız bir iş haline geldi işte Evet. Yani bu özel bir zeytinyağı. Tabii bu fabrikalarda üretilen bir zeytinyağı değil. Yani bu tip özel zeytinyağları butik işletmelerde oluyor. Fabrikasyon değil. Sağ olsunlar bize de hediye getirdiler. Ben de biliyorum. Eşim de denedik biz. Yani içilebilecek düzeyde bir şey zeytinyağı. Herhangi bir katkı maddesi de yok. Oldukça kaliteli. Yani ben de ziyaretlerinden tabii ki çok mutlu oldum. Hem hastalıkla ilgili konuştuk. Şeyde Mehtap'ın babası da yani çağırıyor bir türlü gidemedim. Yani ona çok mahcubum. Yani gırgırlar. Evet. Şileye balık yemeye davet yani bir türlü ediyoruz. Gidemedik ama mahcubum artık. İnşallah bir uygun bir zamanda ona da uğrayacağız İnşallah hocam. Bize vakit ayırıp da bizi buraya misafir ettiğiniz için size çok teşekkür Estağfurullah. ediyoruz. Yapmış olduğumuz yani Veli'yle beraber çıkmış olduğumuz bu yolda gerçekten kaliteli, içilebilir kalitede, içinde fenol değerlerini kaybetmeden en kaliteli zeytinyağını nasıl üretebiliriz yoluyla vesilelerle tanıştık zaten. Veli ziraat mühendisi, ben işletme mezunuyum. Bir şekilde yollarımız kesişti ve bu butik üretim işletmemizi açtık. Gerçek bir soğuk sıkım zeytinyağı üretiyoruz. Sıcak sıkımdan farklı olarak soğuk sıkım zeytinyağlarının içindeki değerler daha yüksektir. Ama maalesef ki yasal olarak soğuk sıkımın bir denetimi yok. Yani sıcak sıkım yapan işletmelerde soğuk sıkım diye yazabiliyor. Bu soğuk sıkımın gerçek ayrımını analizlerle, o içindeki değerlerle ancak tespit edebiliyoruz. Asitini ölçebiliyoruz ama içindeki fonal değerlerini laboratuvar analizleriyle sadece ölçebiliyoruz. Bu yanlarımızın hepsi laboratuvar analizli. İçindeki fonal değerleri belli olan direkt toplandığı anda
fabrikada saat kaç olursa olsun beklemeden, hiç bekletmeden tabii, direkt sıkıma geçiyoruz. Hı. Ve hepsi erken hasat, yeşilken toplanıyor, kasada toplanıyor, çuvala girdiği zaman tamamen asitlenmesi ve kızışması başlıyor. İçindeki o fenol değerler çuvala girdiği zaman azalmaya başlıyor. Eğer ki bekletirsek zeytini yine bu değerler azalmaya başlıyor. Aynı anda sıkıyoruz, su değdirmiyoruz, değdirmemeye çalışıyoruz. Ve işlemin sonucunda da krom tanklarda, klimalı bir ortamda zeytinyağını en iyi şekilde korumamız gerekiyor. Zeytinyağının düşmanı ısı, oksidasyon, hava ile temas, ışık, bir de açık renk, cam şişeler ve plastik. Asla plastikte zeytinyağı alınmamasını tavsiye ediyoruz. Çünkü zeytinyağının çözünürlüğü çok yüksek olduğu için direkt plastiği içine çekiyor ve içindeki bütün o özellikler yok olup aslında bir kanserojende bir maddeye dönüşmeye başlıyor. O yüzden plastikte zeytinyağının alınmasını çok tavsiye etmiyoruz. Yani aslında bunun bir üretimi zeytinin ağaçtan toplanıp evimizde saklama koşullarına kadar böyle çok düzenli bir şekilde gidecek bir zincir. Yani o zincirin aradaki bir tane halkası yanlış olursa bu değerlerdeki bir zeytinyağına gerçek kalitede ulaşmak mümkün olmuyor. Evet. De makinelerin de bu süreçte çok temiz olması gerekiyor. Bizim makinemizin kapasitesi de küçük olduğu için bizim için temizlenmesi, her gün her üründen sonra yıkanması daha kolay oluyor. İçinde zeytin sıktıktan sonra kalan partiküller küflenebiliyor ve o küf diğer partideki sıkılan zeytine zarar veriyor ve yine oradaki değerlerin düşmesine sağlıyor. Çok büyük makinelerde bu sistemi, yani sistem gereği çok mümkün olmuyor bu kaliteye ulaşabilmek. Tabii ki yani yapmaya çalışan, yapan iyi fabrikalar da vardır ama ufak işletmeler bu konuda daha başarılı oluyor. Evet. Biliyorum. Daha sonra başka bir şey daha. Veli ve Mehtap'ın iyi arkadaşlarından bir tanesi de Didim'de anne. Biraz önce telefonla da konuştuk. Onu da çok çok selam var. Evet, gidince ziraat edeceğiz. Evet. Sıkıma, zeytin sıkımına gidiyoruz inşallah birkaç gün sonra tekrardan. Orada hala. Yani yakalayabilirsiniz. Evet, Ankara'ya dönecek artık, havalar biraz soğuyor ama yakalayabilirsiniz orada zaten. Ziyaret her zaman bekliyoruz sizi görmekten mutluluk duyuyoruz. Cüneyt hocamızın annesi yalnız hayat dolu. Evet, gerçekten evet. Hayat enerjisi müthiş derecede olan, çok pozitif, çok tatlı bir insan. Ferhat teyzemiz, Allah uzun ömürler versin kendisine. Çok teşekkürler sizlere de. Hem Mehtap'a hem Veli'ye ziyaretlerinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Bütün işleri de hayırlı olsun diyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Sizin gibi değerli kanser cerrahisi konusunda ve organ nakli konusunda gerçekten Türkiye'deki benim izlediğim ve gördüğüm en değerli hocalardan, en değerli profesörlerden bir tanesisiniz Cüneyt hocam. Ve bu süreçte gerçekten hastalarınızı ayırt etmeden, hastalarınızla olan iletişiminiz, hem bunu babamdan biliyorum, hem birinden biliyorum ve bu süreçte diğer hastalarınızla da konuşmalarınıza çok şahit olduğum için o iletişim, o özgüven, karşınızdaki hastanızla kurmuş olduğunuz empati gerçekten size farklı ve ya, özel olun, bir insan yani güzel sözleriniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Biz çok teşekkür ediyoruz. Biz çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten sizin gibi değerli hocalarımızın inşallah daha böyle uzun ömürlü, daha böyle sizin gibi öğrencilerin yetişmesini, öğrencilerimizin yetişmesini istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz.